Merhaba arkadaşlar, MK Elektronik'ten Dinçer Yılmaz. Bugünkü videomuzun amacı EZM99 model numaralı enkoci yazımızı sayıcı özelliğini kullanmak ve bunun girişlerine bir enkoder bağlayarak mesafe ve uzunluk ölçümleri yapmak için gerekli bilgileri edinmek olacak. Bir önceki videomuzda bu işlemi sensör bağlayarak yapmıştık ve çok hassas ölçümler yapamadığımızı görmüştük. Enkoder kullanarak çok hassas uzunluk ölçümleri yapabiliyoruz. Elimizdeki enkoder 1000 parslık bir enkoder. Bunun anlamı bir tam tur döndüğünde 1000 pars üretmiş oluyor. 100 parslık enkoderlerimiz de oldukça hassas. Onları da kullanabilirsiniz ya da daha çok hassasiyet isterseniz pars değeri daha yüksek enkoderler tercih etmeliyiz. Öncelikle enkoderimizi nasıl bağlıyoruz ve mikro switch özelliğini nasıl ayarlıyoruz ona bakalım. Cihazımızın arkasında bildiğiniz gibi bir adet enkoder bağlantı noktası var. Yine besleme bağlantısını buradan alıyoruz. Enkoderimizin üzerinde renkleri yazmakta. Kahverengi artı, beyaz eksi, sarı A kanal, yeşil de B kanal olmak üzere bağlantısını yaptık. Z fazı, Z kanalı boşta bıraktık. Z fazını kullanmıyoruz. Gerek duymuyoruz ona. Z fazı sadece bir tam tur hattında pars üreten bir kanalımız veya fazımız. Onun dışında jumper ayarlarından dördüncü jumperımızı PNP olacak şekilde 10 konumuna getiriyoruz. Cihazın üzerindeki ayarlama işlemleri tamamlamış oluyoruz. Burada dikkat edeceğimiz nokta enkoderin beslemesini dışarıdan 24 volt olacak şekilde yapmayınız. Cihazımızın çıkışı girişi 12 volttur. Girişine zarar vermeyiniz. Yani enkoder 12 volt beslemesini cihaz üzerinden almalı. Tabii ki dışarıdan da verebilirsiniz. Ancak burada hazır yer olduğu için söylüyorum. Enkoderimizin besleme gerilimi 5.24 volt DC, push-pull çıkışlı bir enkoder. NPN veya PNP seçimini yine sizin enkoder türünüze göre arkasından yapabilirsiniz. Şimdi gelelim ayarlama işlemlerine. Yani istediğimiz ölçüyü nasıl elde edebileceğiz? Öncelikle ona bakalım. Parametre ayarlarına giriyoruz. Parametre ayarlarından sonra Enter tuşuna basıyoruz ve PR01 geldi. Bu parametremiz cihazımızın girişine bir bağlantı yapacağımız, biz enkoder bağlantısı yapacağımızı bu parametrede ve girilen her parsa karşılık bir pars üretmesi gerektiğini söylüyoruz. Yani çarpı bir olarak görülmekte zaten şemadasında da PDF'inde. Dolayısıyla enkoder A ve B fazını bağlayacağımız ve yukarıya saydıracağımız zaman PR01 parametresine 5 değerini giriyoruz. Bunu kaydediyoruz. Daha sonra kazanç parametresine geliyoruz. Kazanç parametremiz PR30'daydı bildiğiniz gibi. Şöyle PR30'a gidelim. PR30 değerini doğru sayı girdiğimizde doğru ölçüm yapacaktır. Şu an kazanç parametremiz bir ayarlı olduğuna göre bir tam turda 1000 değerini görmeliyiz. Çünkü üzerindeki pars adedi 1000. Yani bir tam turda 1000 pars atıyor. Bakalım hemen. Reset diyorum. Şu an enkoderimi tam bir tam tur döndürüyorum. Gördüğünüz gibi 1000 değerine karşılık geldi. Fakat biz böyle istemiyoruz. Kumaşımızın veya bir kablomuzun veya başka bir hortumun uzunluğunu ölçmek istiyoruz. Hepimiz farklı mekanizmalar kullanmış olabiliriz. Dolayısıyla mekanizmamıza uygun bir katsayıyı PR30'a girmemiz gerekiyor ki doğru ölçüm yapabilelim. Bunun için de şöyle yapıyoruz. Enkoderimizi ilgili mekaniğe bağlıyoruz. Mekanizmamızı hareket ettiriyoruz. Örneğin 3 metre ya da 5 metre bir kumaş ölçmek istiyorsak ya da 1 metre ne kadar istiyorsak ilerlettiğimizde bir değer elde ediyoruz. Örneğin 3 metre olduğunu kabul edelim. Kumaşımızı ilerlettik 3 metre. Buna karşılık ekranda bir değer yazdı. Bu ölçtüğümüz değeri ekrandaki değere bölerek bir katsayı elde ediyoruz ve o katsayı PR30'a giriyoruz. Şimdi şöyle yapıyorum. Bunu resetleyelim. PR30'a gideyim. Bir daha tekrarlayalım ve girelim parametremizi. PR30'a geldim. Şimdi buraya bir katsayı girmem gerekiyor. Örneğin bir tur attığımda 1 metre görmek istiyorsam, şu anda 1000 görüyordum hatırlarsanız. O zaman 1'i 1000'e bölüyorum.
çıkan sayıyı buraya giriyorum. 1'i 1000'e böldüğümde, şu ilerletme tuşuyla ilerliyorum. Şöyle bir değer karşımıza çıkacaktır. Siz kendinize göre bu değeri hesaplayacaksınız. Kaydırıyorum. Şöyle. Onda yüzde binde bir tane daha ilerletiyorum. Evet, 1. Kaydediyorum. Reset diyorum. Pardon, P'ye geldim. Çıkıyorum. Evet. Şimdi reset diyorum. Şimdi bir tur attığında bir değerini yazmasını istiyoruz. Biraz önce 1000 yazıyordu. İlerletiyorum. Evet, gördüğünüz gibi bir tam turda 1000 metre attı. Özet olarak o zaman PR30'da yazacağımız değer bizim kumaşımızın aldığı yol bölü sizin ekranda çıkan değeriniz. Ekranda çıkan değeri bulmak için ise bir daha hatırlatayım. Şöyle PR30'a gidiyoruz. Öncelikle buradaki değer 1 olacak şekilde ayarlıyoruz. Fabrika varsayılan öyle gelecektir zaten, eğer değiştirdiyseniz burayı 1'e almanız gerekiyor. Şöyle bir daha tekrarlayalım. Kaydırıyoruz. Evet. Şurası 1 olacak. Bu durumdayken yapacaksınız ölçmeyi. Yani şurası 1 iken. Pardon. PR5'e geldik. Çıkıyoruz buradan. Çıkalım. Kaydetmeyelim. PR30'u göstermiştik. Bir daha dönelim. Evet, PR30'da 1.0 olacak şekildeyken bu ölçümümüzü yapıyoruz. Burayı, bu değeri aldık. Şimdi gidiyoruz. Kumaşımızı ilerletiyoruz ve ekranımızda bir değer çıkıyor. Kumaşımızı 5 metre ilerlettiysek o 5 metreyi bu değere bölüyoruz. 5 bölü 763 diyoruz ve o çıkan değerde PR30'a geliyoruz, buraya şu kısma giriyoruz ve böylece artık cihazınız doğru ölçüm yapmaya başlayacaktır. Şu kısma giriyoruz. 1,0 yazmakta. Siz örneğin 0,007 gibi veya bir farklı bir sayı çıkarsa bu şekilde noktaya da dikkat ederek doğru değeri girdiğinizde mutlaka doğru ölçüm yapacaktır. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.